Doğal olanı ayakkabı seçiminde topuksuz olanını seçmektir. Çünkü ayağın yerde işgal ettiği alan topuk yükseldikçe küçülmektedir. Bedenin bütününü düşünürseniz ayağın yapısı aslında çok küçüktür. Ama biyomekanik özellikleri ona öyle bir avantaj sağlamıştır ki rahatlıkla biz yürüyebiliriz, koşabiliriz, hoplayabiliriz, zıplayabiliriz. Bunu yapabilmesi için tabanın yere tam basması lazım. Ayakkabı bir aksesuar. Ayağın fonksiyonunu bozmaması lazım. Topuk yükseldikçe bu ayağın yerde işgal etmiş olduğu alan gittikçe küçülmektedir. Dolayısıyla biz topuğu yükselterek ayağın yerle olan ilişkisini zora sokmaktayız. Birincisi bu, sakıncası topuklu ayakkabının. İkincisi, insanın bütün eklemleri dikey duruşa göre yaratılmıştır. Biz topuğu yükselttiğimiz zaman eğer hiçbir eklemimizi işin içine katmazsak öne doğru yıkılırız. Bu yıkılmayı engellemek için işte yukarıya doğru dizi, kalçayı ve bel eklemlerini işin içine sokarak topuklu ayakkabıyla hem ayağın mekaniğini bozuyoruz hem de dizimize, kalçamıza ve belimize ilave yükler getiriyoruz. Dolayısıyla topuklu ayakkabı mümkün olduğunca giyilmemesi gereken bir ayakkabı tipidir. Ama hanımlarla ayakkabının arasına girilmemesi gerektiğini meslek yaşantımız bize bunu öğretti. Dolayısıyla tavsiyemiz şu: eğer çok yüksek ökçe giyecekseniz çok kısa sürede. Ama illa da ökçeli ayakkabı giyecek bir pozisyonda veya arzudaysanız o zaman da en çok 2,5-3 santimetrelik yükseklikteki ayakkabıları tercih etmeleri uygundur.